Tamam. Bu mu olacak? Şu Geliyor an mu şimdi açık ses? edince kapalı mı zaten? He, ben kapatmışım evet mikrofonu. Şimdi yazıyor Selin, gel gel. Tamam. Şu kamerayı cam yapmaya çalışıyorum da. Hangi kamerayı nereden seçtin onu herhalde. Settings. Şu olursa ekrana bakınca şimdi öbürüne bakamıyorum. Gözler şey oluyor. Hapishanede Benim kamerayı görmüyor ya. Tamam. Benim kamerada sorun var. Tamam. Bunu şöyle yaparız. onu kaldırabiliyor mu abi istersen? İndireceğim şöyle. Yok. Başlayacağız. Ben benimle buluştum ya. Tamam O salı günü yani yarın 17 kilo. abla. Siz onu bilet Ben almış mıydınız? çarşamba sabahına sen aldın ya. O muydu o? Oydu. Aha. O değişecek. Salı Evet. gününü alınca çarşamba günü öğleden sonra gideyim dedi. Üçte. Tamam. İki bilet de değişecek. Gidiş dönüş değişecek yani. Biraz daha kaldıralım. Yo ben kafa görünsün diye uğraşıyorum da. Niye görünüyor? Şimdi sen. Çünkü kaldırmıyoruz. Son anda mı bölümler giriyor? Giriyor abi sonunda. Biz tekrar hatırlatma mı Ha. falan da atıyoruz. Yani doğru son mu yükledik acaba? Kapıyı kilitleyelim mi Hı? kapı. Yok. Hı, doğru sonuç demiştim. Bu şeyle de mi oluyor diyorsun? Ha, düştüm gidiyor. Sıfat atıcıyla da büyük ihtimal atlatıyor yani. Tamam. E tabii şu ok Tamam. yerine geçtiği için. Bak şu telefondan gidiyor. Kübra Kartaca kimmiş lan? Girenlere bir bakayım en azından o arada. Siz aşağıdan izliyorsunuz değil mi? Evet abi. Ha bak Diyarbakır'da. Merak ettim. Bilge Kağan ya. Bu her şeye giriyor galiba Bilge Kağan. Erol Çıtak. Bu da her şeye giriyor. Görüyorum ben bunları şeyde. İsmail Özkan. İzmir'den bir kadın var. Ehliyen. O hiç kaçırmıyor Belin Kurnaz. Fon grup. Şarkı. Yaşar. Mümkün. Ne yok? abi Yaşar Özen yazsana. Yasir Hulki ödenmiş. Ha üye bak bu yeni üye ya. Dolar yazmış. Ha, demiş. Ümit Gül Neç.
Lefer Mete'dir öyle. Herkül Lefer Mete. Efendim? Başka saat yok muymuş? 17 falan yok muymuş? Bir Hüseyin Bey'e soralım da ya. Hı. Tamam. Hadi görüşürüz. Telefonu nasıl kısıyoruz? Kapatalım değil mi? Oğlum sen bayağı adapte olmuşsun. Görüyorlar mı orada? Görüyorlar abi. Ha. Onlar gence geçmişti. Neşe Özen. Girip çıkıyor birileri ya. Değil mi? Girip çıkıyor sonra dahil oluyorlar. Tamam ondan başlatalım. Tamam. Nereden başlıyoruz? Şuradan mı? Aha. Tamam. Kapıyı çekelim de. Sen burada mısın? Şeyde misin? Aşağıdayım. Tamam. Şeye de Hülya ablaya da söylersen. Bir saatte biter zaten. Günaydın arkadaşlar. İsmim Emre Metin. Bugün Elektrik Mühendisler Odası'nın genel kurulda almış olduğu akreditasyon, personel belgelendirme ve norm geliştirme merkezi ile ilgili çeşitli bilgiler paylaşacağız sizlerle. Bu bilgileri paylaşmadan önce dinleyicilerimizin ses ve görüntü konusunda bir sorun yaşayıp yaşamadıklarını sol alt bölümde yazan chat bölümünden yazmalarını bekliyoruz. Eğer bir teknik sorun varsa arkadaşlarımız İyi gelecekler. Evet, birkaç yani geldi. Ses ve görüntü gayet iyi diye. Sonra sunumumuza devam edeceğiz. Evet, birkaç farklı kişiden teyit aldığımıza göre başlayabiliriz. Yaklaşık 45 dakikalık bir sunum olacak. Dediğim gibi Elektrik Mühendisliği Odası'nın muayene kuruluşunun akreditasyonu, personel belgelenme kuruluşu MEBK ve norm geliştirme merkezi ile ilgili bilgileri paylaşacağız. Soruları sunumun sonunda almayı planlıyoruz ama arada aklınıza takılanlar olursa sorabilirsiniz. En baştan başlayarak o sorulara da isim vererek yanıt vereceğiz. Evet. Bu iş nereden çıktı denirse aslında yaklaşık 15 yıllık bir tartışmanın sonucunda Elektrik Mühendisleri Odası'nın 1-2-3 Nisan 2016 tarihlerinde yaptığı olan genel kurulda odanın üretmiş olduğu test, ölçüm ve muayene hizmetlerinin TÜRKAK tarafından akredite edilerek AT muayene kuruluşu olarak devam edilmesine karar verildi. Bu süreçten sonra da Elektrik Mühendisleri Odası muayene hizmetlerini akredite etmekle ilgili süreci başlatmış oldu. Öncelikle akreditasyondan kabaca bahsetmek gerekirse, akreditasyon gönüllü bir çalışma aslında.
Eğer siz isterseniz akredite olursunuz, isterseniz standartlara uyarsınız, isterseniz bu faaliyetleri akredite olarak devam ettirirsiniz. Akreditasyon bir uygunluk beyanıdır aslında. Üçüncü taraflara karşı verdiğiniz bir uygunluk beyanıdır. Ve bugün anlatacağımız konu üzerinde konuşursak da bir tanınırlık sağlama anlamında, uluslararası bir tanınırlık sağlama anlamında sizin yaptığınız gönüllü bir faaliyettir. Ama hem piyasa şartları hem de mevzuat, yani yasa, yönetmelik ve tebliğlerin zorlaması nedeniyle akreditasyon zorunlu olarak da uygulanabilmektedir. Bugün bizim alanımızda, asansör alanında, biraz sonra bahsedeceğiz iş güvenliği kanunu kapsamında çeşitli alanlarda akreditasyon zorunlulukları gelmeye başladı. Elektrik Mühendisleri Odası da bu nedenle akreditasyonla ilgili süreçlerini başlattı. Dediğim gibi akreditasyon gönüllü bir çalışma. Siz akredite olmayabilirsiniz ama akredite olmazsanız bazı faaliyetleri yürütmeniz hem mevzuat tarafından hem de piyasa mekanizmaları tarafından engellenebilir. Bu nedenle akreditasyonu kısaca böyle tanımlamış olduk. Kabaca bahsetmek gerekirse biz TÜRKAK dediğimiz kavram Türkiye'deki akreditasyon kuruluşu, yani tek yetkili var Avrupa bölgesinde, ülkemizde sadece TÜRKAK akredite kuruluş olarak yetki verebiliyor. Avrupa Akreditasyon Kuruluşu EA Avrupa bölgesi içerisinde TÜRKAK benzeri kuruluşları tanıyor. IAF dediğimiz Uluslararası Akreditasyon Kuruluşları Birliği de tüm bölgesel akreditasyon kuruluşlarının bir araya geldiği bir birlik. Ülkemizde dediğim gibi TÜRKAK bu konuda yetkili. Ama siz ben TÜRKAK'tan değil de Amerika'dan bir kuruluştan da akredite olacağım diyebilirsiniz. Uluslararası tanınırlık anlaşmaları, serbest ticaret anlaşmaları gereğince de Türkiye'de bu akreditasyonlar tanınmak zorunda. Buna kısaca MLA deniyor. Bu MLA'lar kapsamında da Amerika'dan aldığınız bir örneğin 17.020 akreditasyonu, Türkiye'de vereceğiniz raporlarda da ya da 17.025 akreditasyonu Türkiye'de de raporlarınızda geçerli hale geliyor. A-tip muayene kuruluşu nedir? Hep tartışılıyor. Bunun 3 tipi var. A tipi, B tipi, C tipi olarak geçiyor. A tipi olarak tanımladığımız tam bağımsız, tarafsız olarak bu faaliyetleri yürüten kuruluşlar. B tipi kendisi bu faaliyetleri örneğin topraklama ölçümü yapıyor ama topraklama ile ilgili tesisat hizmetleri de veriyorsa B tipi kuruluş oluyor. Eğer topraklama ile ilgili ürünleri de üreten bir kuruluş, aynı zamanda akredite bir kuruluş, muayene kuruluşu olmak istiyorsa C tipi oluyor. Bu A, B, C tipleri 17.020 standartının ek bölümündeki tanımlamalardan geliyor. Ama en çok tercih edilen, ilk 2011'de çıkan yönetmeliklerde tanımlanan tip ise A tipi muayene kuruluşu. Yani tam bağımsız, muayene yaptığı alanda başka hiçbir hizmet üretmeyen kuruluşlar A tipi tam bağımsız kuruluş olarak tanımlanıyor. Birçok mevzuatta, işte piyasa mekanizmalarında da A tipi muayene kuruluşu tanımlamaları geçiyor. B ve C tipi kuruluşlar da yok değil, onlar da var. Örneğin işte topraklama tesisatı yapıp bu ürünleri üreten kuruluşların yan kuruluşu olarak muayene kuruluşu kuran kuruluşlar da var. Bunlar da B ve C tipi olarak tanımlanıyor. Ama asansör alanında özellikle asansör denetimleri biliyorsunuz tamamen akredite kuruluşlar tarafından yapılmak zorunda asansör yönetmeliği gereğince. Orada A tipi muayene kuruluşu tanımlaması açıkça yazmış durumda. Biraz önce bahsettik hangi alanlarda akreditasyon zorunluluğu var. Özellikle iş güvenliği kanunu ile birlikte gelen birçok yönetmelik var. Bunlardan bir tanesi iş hijyeni ölçüm ve test analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmelik. Bu yönetmelik kapsamında aydınlatma, işte termal konfor, kişisel gürültü, titreşim, manyetik alan ve iş yeri ortamı, gürültü ölçümleri, bunlar bizimle ilgili, yani elektrik mühendisliği alanları ile ilgili ölçümler olduğu için buraya aldık. Daha başka çevresel ölçümler de var, işte tozdur, baca gazıdır. Bu ölçümlerle ilgili laboratuvarların da laboratuvar tanımı illa fiziksel bir laboratuvar olması gerekmiyor. Gezici cihazlarla da laboratuvar kurabiliyorsunuz. Örneğin aydınlatma ölçümleri için. İş hijyeni yönetmeliği kapsamında bu ölçümleri yapacak kuruluşların akredite olması zorunluluğu var. 17.025 kapsamında
Eğer siz bu ölçümleri yapıp raporlamak istiyorsanız, iş müfettişleri geldiğinde bu raporlamayı yapan kuruluşların akredite olup olmadığını kontrol ediyorlar. İkincisi, tersane, tekne, imal ve çekek yeri hakkında yönetmelik. Bu çok eskiden gelme bir yönetmelik. 2012'den itibaren de topraklama ölçümleri, elektrik tesisat kontrolü, kaldırma ve iletme makinelerinin akredite kuruluşlar tarafından, akredite muayene kuruluşları tarafından kontrol edilmesi zorunluluğu var. Yine asansör bakım ve işletme yönetmeliği aslında odamızda da, hani kendi meslek alanımızda da tartışmayı başlatan kısım aslında asansörler. Asansörlerin periyodik kontrolleri ve asansör tescil ruhsatlandırma işlemleri artık A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılmak zorunda. Ayrıca bu A tipi muayene kuruluşlarının akredite olmasının yanında Sanayi Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmesi gerekiyor. İş hijyeninde de böyle. Siz aydınlatma ölçümü yapacaksanız önce akredite kuruluş oluyorsunuz. Sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da denetlenip tekrar bir kontrolden geçiyorsunuz. Asansörde de böyle ikili bir kontrol var. Önce TÜRKAK'tan veya başka bir uluslararası akreditasyon kuruluşundan akredite oluyorsunuz. Ve sonrasında Sanayi Bakanlığı tarafından da tekrar yetkilendirilmeniz gerekiyor. Türkiye genelindeki tüm asansör kontrolü yapacak kuruluşların akredite ve Sanayi Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olması gerekiyor. Ayrıca bu akredite kuruluşlar bu denetimlerin yapılacağı yerlerdeki belediyelerle de protokol yapıyorlar ve bu protokoller sonrasında asansör denetimlerini yapmaya başlıyorlar. İki, yakın zamanda akreditasyon zorunluluğu gelmesi beklenen alanlar var. Birazdan onun nedenini de açıklayacağız. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği. Bu alanda çalışan meslektaşlarımız varsa en çok karşılaşılan yönetmelik bu. Yani iş müfettişlerinin en sıkı denetim yaptığı yönetmeliklerden bir tanesi de bu. Burada da elektrik tesisat, topraklama, paratoner, asansör, yürüyen merdiven, akü, trafo, kaldırma ve iletme makineleri, yangın tesisatları ve birçok daha mekanik alanda da periyotlar belirlenmiş durumda. Bu periyotlarda elektrik tesisatlarının ve topraklama ölçümlerinin genellikle bir yıl, yılda bir kontrol edilmesi zorunluluğu var. Neden burada akreditasyon gelmesini bekliyoruz? Bu yönetmenin içerisinde bir düzenleme daha var. Şu düzenleme, şu okuyalım. Periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye bakanlık yetkilidir diyor. Bunu da şuradan çıkarıyoruz. İş hijyeni yönetmeliğinde getirilen bu akreditasyon şartı öncelikle Çalışma Bakanlığı'na kayıt şartı olarak 29 Nisan 2017'de gelecek. Sonra da bu kayıt yapan muayene kuruluşlarının da akredite olması zorunluluğu getirilmesi gibi bir planlama olduğunu biliyoruz. Yani Türkiye'deki tüm elektrik tesisat ve topraklama kontrollerinin akredite kuruluşlar tarafından yapılması zorunluluğu 2017'den sonra kademe kademe gelmesi bekleniyor. Bizimle ilgili kısma gelirsek, neden elektrik mühendisliği odası alt muayene kuruluşu olma kararı aldı ve bununla ilgili neler yaptı aslında biraz bahsettik. Muayene kuruluşu ile ilgili birçok muayene kuruluşunun akreditasyonu ile ilgili birçok süreç var. Birçok dokümanın hazırlanması, normun hazırlanması, talimatın hazırlanması gerekiyor. Bununla ilgili elektrik mühendisliği odası bir test ölçüm merkezi kurdu Ankara'da. Bu test ölçüm merkezinin yapılanması ile ilgili de hemen genel kurulun ertesinde toplantılar, eğitimler, işte TÜRKAK'la görüşmeler, TÜRKAK eğitimleri gibi birçok faaliyet yürütüldü. Bunların büyük bir çoğunluğu İzmir ve Ankara merkezli olarak yürütüldü ve bir İzmir'den bir danışman firmayla bu faaliyetler koordine edildi. Tahmini olarak akreditasyonla ilgili Elektrik Mühendisleri Odası geçen hafta başvurusunu TÜRKAK'a yaptı. Bu başvurudan sonra bir doküman yükleme süresi tanımlıyor TÜRKAK. Bu doküman yükleme süresi de Aralık ayının ortasında tamamlanacak ve tahminen Ocak ayı içerisinde Elektrik Mühendisliği Test Ölçüm Merkezi akreditasyon denetimine girecek. Eğer bir aksilik olmazsa da Ocak ayı sonunda, Şubat ayı içerisinde de akreditasyon sürecinin tamamlanması planlanıyor.
Hangi kapsamlar var diye düşünürse iki tane standart var. Akreditasyonla ilgili bizim öncelik tanıdığımız aslında birçok kalite yönetim sisteminden enerji yönetim sistemine, muayene kuruluşundan personel belgelendirme kuruluşuna, laboratuvardan ürün belgelendirmeye çok sayıda standart olunabilecek. Ama öncelik olarak bizim meslektaşlarımızın da yoğun olarak faaliyet gösterdiği alanlara biraz öncelik tanıdık. Sunumun sonunda onun nedenini de kısmen açıklayacağız. O nedenle iki tane alanda elektrik mühendisleri odası öncelik verdi. Bir tanesi 17.020 muayene kuruluşu akreditasyonu. İkincisi de 17.025 laboratuvar akreditasyonu. Yani aydınlatma, harmonik, işte elektromanyetik alan ölçümleri gibi iş hijyeni yönetmenin zorunluluk getirdiği alanlarda akreditasyonla ilgili süreçler başlatıldı. Muayene kuruluşuyla ilgili IEC ISO 17.020 standardı var. Biraz önce bahsettik A, B, C tipi tanımlamaları bu standarttan geliyor. Bu standardın temeli aslında kalite yönetim sistemleri, yani ISO 9001 serisiyle birlikte gelen muayene kuruluşlarına özelleştirilmiş 17.020 standardı. Bu da tamamen ISO 9001 kalite yönetim sistemi yapılanmasının üzerine kurulan ve muayene kuruluşlarına özelleştirilmiş bir standart. Bunu TSE'nin sayfasından da edinilebiliyor. 2012'de yeni bir versiyonu yayınlandı. 2016'da bir yeni versiyonun daha yayınlanması planlanıyor. Her yeni versiyonla birlikte bir geçiş süreci, akredite ya da bu standarttan akredite olmuş kuruluşlara bir geçiş süreci tanımlanıyor. 2012 ile ilgili geçiş süreci hemen hemen tamamlandı. Artık 2016 17.020 standardı çıktıktan sonra da yeni bir geçiş süreci tanımlanacak. Buradaki değişikliklerde işte 2006 standardından sonra 2012 standardı ile birlikte taşeron çalıştırma ile ilgili bölümlerde ciddi revizyonlar yapıldı. 17.020-2016 versiyonunda da daha yeni revizyonlar olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili olarak 17.020 standardında elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner, trafo, aküs, asansör, yürüyen merdiven, teleferik kablo taşıması, jeneratör, katodik koruma, harmonik ölçümü ve toprak özgür direnci ölçümü 17.020 kapsamında akreditasyon başvurumuzu yapmış bulunduk. İkincisi de biraz önce de bahsettik, 17.025 kapsamında, yani laboratuvar akreditasyonu zorunlu olan alanlarda laboratuvar akreditasyonu başvurusu da kısa zaman içerisinde yapılacak. Elektrik Mühendisleri Odası'nın muayene kuruluşuyla ilgili kısımları, hani başvurusu, neden bu sürece girdiği ile ilgili kısımlar böyle. Bir ikinci çalışmamız var. Bu da yine genel kurul kararı ile birlikte gündemimize giren ama çok uzun yıllardır tartışılan 17.024 standardı kapsamında personel belgelendirme kuruluşu olma çalışmaları. Bu ikisiyle birlikte bu çalışmaları yürütürken ortaya çıkan bir üçüncü çalışma var. Üçüncü çalışmamız da norm geliştirme merkezi çalışmaları. Bunlardan kısaca birazdan bahsedeceğiz. Norm geliştirme merkezi ile ilgili süreç şöyle. Aslında geliş sürecini biraz kısmen anlatmakta fayda var. Bir örnek, hijyen yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilen aydınlatma ölçümleri, yani kişilerin maruziyetiyle ilgili, kişilerin çalışma ortamında bulundukları ortam ölçümleriyle ilgili aydınlatma ile ilgili norm, Kanada normu olarak akredite ediliyor. Şöyle ki, siz ben aydınlatma ölçümü yapacağım, laboratuvar kuruluşu olacağım dediğinizde sizin akredite olduğunuz talimat, yani teknik doküman, Kanada Çalışma Bakanlığı'nın normu. Bu çalışmaları yaparken, yani muayene kuruluşu ile ilgili çalışmaları yaparken, yani neden bir Kanada normu kullanılarak aydınlatma ölçümünde akredite olunuyor? Elektrik Mühendisleri Odası bir norm yayınlasa ve bunun üzerinden kuruluşlar akredite olsun diye düşünürken, birçok alanda böyle bir eksikliğin olduğunu, uygulama normları ile ilgili çok sayıda eksikliğin olduğu görüldü. Bunun üzerine de yönetim kuruluna bir çalışma yapıldı. Eğer bizim hazırladığımız normlar kabul edilecekse, ki Türk Hak'la yapılan görüşmelerde bunların kabul edilebileceği ile ilgili bilgileri de aldık, bir elektrik mühendisleri odası bünyesinde norm geliştirme merkezi adıyla bir merkez kuruldu. Bu merkez öncelikle yaklaşık 25 alanda
Normları hazırladı. Bunlar elektrik tesisat kontrolü, topraklama ölçümleri, harmonik ölçümleri, asansör kontrolü gibi alanlarda normlar hazırlandı. Normların standarttan bir farkı uygulamaya yönelik çalışmalar olması, standartlardan getirilen zorunlulukları uygulamaya nasıl dönüştüreceğimizi hazırlayacağımız bir çalışma. Bu çok uzun sürecek bir çalışma. Yani bugünden yarına hazır olan şeylerin dışında yapılması çok zor ama uzun vadede yaklaşık 10-15 yıllık bir süreç içerisinde birçok alanda Türkiye'de kullanılacak Türk mühendislerin ürettiği normların kullanılması planlanıyor. Bununla ilgili norm geliştirme merkezi ile ilgili bir yönetmelik muhtemelen sizlere de üye olan arkadaşlarımıza da ulaşmıştır. Bu çalışmada devam ediyor. Önümüzdeki yıldan itibaren biraz daha hızlanmasını bekliyoruz. Biraz önce bahsettim, belli alanlarda normlar hazırlandı. Bu normları aynı zamanda biz akreditasyon başvurumuzda da kullanacağız. Talimat yerine norm kullanacağız. İşte biz elektrik tesisatının uygunluk değerlendirmesini EMO'nun 301 no'lu normuna göre yapıyoruz diyeceğiz. Bu numaralamada VDE numaralamasına uygun olarak kurgulandı ve buna yönelik dediğim gibi yönetmelikte numaralama ile ilgili de bir bölüm mevcut. Norm Geliştirme Merkezi ile ilgili hazırladığımız normlar da bunlar. Bir organizasyon şeması var. Muayene kuruluşunun bunu hızlıca geçeceğim. Bu kalite yönetim sistemleri için zorunlu olan kim neyden sorumlu, kime karşı sorumlu gibi tanımlamaları yaptığımız kısım. Burada sunumun ortasına gelmişken bir tekrardan vurgulamakta fayda var. Elektrik Mühendisleri Odası Muayene Kuruluşu'nun akreditasyonu ile ilgili yani Elektrik Mühendisleri Odası'nın yaptığı muayene hizmetlerinin neden akredite edildiği ile ilgili bir genel kurul kararı aldı. Genel kurul Elektrik Mühendisleri Odası'nın en üst organı. Genel kurulda alınan kararlar yönetim kurulu tarafından uygulanmak zorunda. Bu tüm üyelerin oluşturduğu, delegelerin oluşturduğu ve delegelerin birlikte karar verdiği bir yapılanma. Burada alınan kararları da yönetim kurulu uygulamak zorunda. Burada alınan kararda bu hizmetleri neden yapmamız gerektiğiyle ilgili ve hangi ilkelerle yapmamız gerektiğiyle ilgili bir ilke kararı da aldı. Buradaki temel amaçlardan bir tanesi yetkisiz kişilerin yani bu alanda eğitim almamış, bu alanda yetkisi olmayan kişilerin sızmasını önlemek için, üyelerimizin haklarını korumak için ve meslektaşlarımızın daha iyi bir gelir mekanizmasına kavuşmalarını sağlamak için bir genel ilke kararı alınmış durumda. Evet, bunlara ek olarak üyelerimizden örgüt içerisinden çok sayıda soru geliyor. Bu sorularla ilgili sizlere de ulaşmış olabilir. Bir soru cevap metni de yayınlandı. Elektrik Mühendisleri Odası muayene kuruluşu olarak üyelerine rakip mi olacak? Üyelerinin işgal ettiği alanlarda faaliyet yürütüp onların elinden ekmeğini mi alacak gibi çok sayıda soru geliyor. Bu sorulara da yanıt üretilmesi için bir soru cevap metni de hazırlandı. Buradaki muayene kuruluşundaki temel amaç bir rakip olma değil, bu alanı mühendislik alanı olarak sürdürülmesini sağlama ve sonrasında bu alanı mühendislere tamamen bırakarak başka alanlarda işte norm geliştirme merkezi gibi, personel belgelendirme kuruluşu gibi alanlarda faaliyetine devam etmek için bir faaliyet içerisine giriyor. Buna en güzel örneklerden bir tanesi asansör muayene kuruluşu alanı. Asansörlerin denetimleri eskiden elektrik mühendisliği odası ve makine mühendisliği tarafından birlikte yapılıyordu. Ancak mevzuat değiştikten sonra elektrik mühendisliği odası akredite kuruluş olmadığı için bu alanın tamamen dışında kaldı. Ve bu alanda çalışan birçok meslektaşımız TSE bünyesinde veya başka muayene kuruluşları bünyesinde ücretli çalışan olarak bu faaliyetlerini yürütmek zorunda kaldılar. Yani buradaki elektrik mühendisliği odasının boşalttığı alan, elektrik mühendisi meslektaşlarımızın kurduğu muayene kuruluşları, yani sahip olduğu muayene kuruluşları tarafından değil, belki de hiç mühendis olmayan kişilerin kurduğu muayene kuruluşları tarafından dolduruldu ve bu alanda meslektaşlarımız yine ücretli mühendis olarak faaliyet yürütmek zorunda kaldı. Uzun vadede topraklamada, tesisat kontrolünde, başka muayene alanlarında da örneğin iş güvenliği alanında bu çokça yaşanıyor.
birçok iş güvenliği ile ilgili kurulan kuruluşlarda çoğunun sahibi mühendisi olmadan bu faaliyetleri yürütebiliyorlar. Bizim temel amacımız elektrik mühendisi odası olarak bu konudaki normları, talimatları ve birçok kuruluşta bu işin mühendisler tarafından yapılması ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve sonrasında bu alanı mühendislere bırakarak çekilmek gibi bir temel amaç var. Bu kısmı da anlatmıştık. Emo şirket mi kuruyor, holding mi olacak gibi bir soru geliyor. Hayır, burada bir şirket olmak düzenlemesi yok. Elektrik Mühendisliği Odası'nın 2011'den bu yana kurmuş olduğu bir iktisadi işletmesi zaten var. Akreditasyon faaliyetleri de bu iktisadi işletme üzerinden yürütülecek. İktisadi işletmenin EMO'dan bağımsız bir yapılması yok. Elektrik Mühendisliği Odası yönetimi değiştiğinde iktisadi işletmenin de yönetimi otomatik olarak değişiyor. Sadece buradaki bir ayrı bir kalite yönetim sistemi altında bir test ölçüm merkezi faaliyeti yürütmek. Bu aynı zamanda MİSEM için, Mesleki Sürekli Eğitim Merkezi için kurduğumuz yapının bir benzeri. SEMEME birimi gibi kurduğumuz yapının bir benzeri. Yani örgüt içinde ama kalite yönetim sistemine sahip ve Türk Hak denetimine tabi bir yapılanma kurmuş olmak için böyle bir test ölçüm merkezi yapılanması oluşturulmuş durumda. EMO para kazanmak için mi atık muayene kuruluşu olacak gibi bir soru geliyor. Hayır, EMO para kazanmak için kurmuyor. Zaten elde ettiği geliri yine üyeleri için harcadığı için böyle bir savunda doğru bulunmadığını ifade etmek gerekiyor. Dediğimiz gibi burada elde edilen gelir dergi, yayıncılık, sempozyum, kongre gibi alanlarda kullanılıyor. Üyelere verdiğimiz hizmetler için kullanılıyor. Atık muayene kuruluşundan elde edecek gelir de yine bu tür faaliyetler için, norm geliştirme merkezi için. Örneğin bir öğrenci evimiz var. Bu öğrenci evlerini çoğaltmak için kullanılacak gelirler. Sizlerin de bildiği gibi bizim tüm gelir gider tablolarımız internet üzerinden herkese açık olarak yayınlanıyor. Bu bir politik karar mı? Atık muayene kuruluşu ve personel belgelenme kuruluşu kararı. Evet, bu bir politik karar. Çünkü üyelerin haklarını korumak, buna yönelik mücadele etmek politik bir mücadele. Örneğin PUS dediğimiz proje uzmanlık sertifikası ile ilgili yürüttüğümüz mücadele tamamen politik bir mücadeleydi. Muayene kuruluşu olarak ve personel belgelenme kuruluşu olarak veya norm geliştirme merkeziyle yaptığımız çalışmalar da politik çalışmalar. Çünkü meslek alanını koruyabilmeniz için politik kararlar almanız gerekiyor. Muayene kuruluşu olma kararı da genel kurulda alınmış politik bir karardır. Bir diğer soru, EMO'nun A tip muayene kuruluşu olması konu hakkında, yani örneğin uygunsuz düzenlemeler hakkında yapacağı basın açıklamalarını etkiler mi? Hayır, buradaki basın açıklamalarını etkilemez. Evet, standart kapsamında bir gizlilik ilkesi var ama bu gizlilik muayeneyi yapan kişiyle muayene edilen yer arasındaki bir gizlilik ilkesidir. Ama muayene kuruluşunun yürütmüş olduğu faaliyetlerden kaynaklı kamuoyuna, yani üçüncü taraflara zarar verecek bir çalışma varsa EMO bununla ilgili her türlü basın açıklamasını yapar. Örneğin Ankara'daki Yeni Mahalle'deki teleferiği ruhsatlandırma işlemini de Elektrik Mühendisleri Odası yaptı ama bu teleferiğin şu anda hazır olmadığı, açılmaması gerektiği ile ilgili açıklamayı da hızlıca Elektrik Mühendisleri Odası yapabilmişti. Bunun ne Türk Hak'ın ne de 17.020 standardı kapsamındaki akreditasyonu ilgilendiren bir tarafı yok. Basın açıklaması ayrı bir çalışma yönetim kurulunun takdirinde ama Türk Hak denetimi, yani teknik denetimi ayrı bir çalışma olarak düşünebilirsiniz. Anlatmıştık. İkinci kısım personel belgelendirme ile ilgili kısım. Aslında bu şu anda çok gündemde olmayan ama 2020 Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Strateji Belgesi, yani bakanlığın yayınladığı Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Strateji Belgesi'nde 2020 yılında 6. 7. ve 8. seviyelerde 8 seviye var. İşte 5 ve 6 lisans altı seviyeler. 6. seviye lisans eğitimiyle kazanılan ünvanlar, örneğin mühendislik gibi, fakültesi mezunluğu gibi. İşte 7. seviye yüksek lisansla, 8. seviyede doktora seviyesiyle kazanılan ünvan ve yeteneklerin
belgelendirilmesiyle ilgili yeterlilikler ilgili Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Strateji Belgesi'nde de Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun sorumlu olması ve bu konuda yeterlilik vermesiyle ilgili bir strateji var. Bu şu demek, 2020 yılına kadar ya da 2020 yılından sonra mühendislerin de aynen lisans altı seviyelerde olduğu gibi bugün işte sıvacıların, demircilerin, kalıpçıların Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belgelendirmesi zorunlu. 2020 yılından sonra mühendislerin de belgelendirilmesiyle ilgili, yani akredite kuruluşlar tarafından belgelendirilmesiyle ilgili bir zorunluluk gelmesi söz konusu. O nedenle Elektrik Mühendisleri Odası üyelerimizi PUS işinde olduğu gibi akredite şirketlerin eline bırakmadan, eğer bu alanda bir yasal zorunluluk gelecekse en düşük maliyetle üyelerinin belgelendirilmesiyle ilgili çalışmaları yapmak üzere bir çalışmanın içerisine giriyor. Bu bir erken çalışma. Hani şu anda dediğim gibi ne yüksek gelim işletme sorunuyla ilgili, ne topraklama ile ilgili, ne elektrik iş tesisleri denetleme ya da ne asansörle ilgili kişilerin, yani üyelerin belgelendirmesiyle ilgili bir zorunluluk, yani akredite kuruluşlar tarafından belgelendirmesiyle ilgili bir zorunluluk yok. Ama bu zorunluluğun gelmesiyle ilgili devletin bir stratejisi var. Buna yönelik bir hazırlık yapılması, çalışması aslında. Bu kısımları birazdan şeyin içinde anlatacağım için hızlıca geçiyorum. Evet, Elektrik Mühendisleri Odası yine dediğim gibi genel kurulda aldığı bir kararla Elektrik Mühendisleri Odası Belgelendirme Kuruluşu adıyla bir akredite kuruluş olmayla ilgili bir çalışmayı başlattı. Buna kısaca MBK dedik. Bu MBK'da da 5 temel alanda, hani risk gördüğümüz 5 temel alanda da belgelendirme çalışmalarına başladık. Burada şöyle bir ayrım var. Eğitimler sonunda yaptığımız sınavların ayrılarak ayrı bir belgelendirme prosesi içerisine sokulması çalışması aslında. Şu anda yani 2004'ten beri yaptığımız belgelendirme çalışmasından çok bir farkı yok. Yani MİSEM'de alınan eğitimlerin sonunda yaptığımız sınavların ayrılarak ayrı bir belgelendirme prosesi içerisine sokulması çalışmasından ibaret. Yani biz eğitimleri sınavlardan ayırmış olduk. Eğitimleri ayrı bir takvimle, sınavları ayrı bir takvimle yapma çalışması aslında bu. Sınavlar daha ciddi ve standart kapsamındaki zorunlulukları sağlayacak şekilde yapılmak üzere tasarlandı. Bu 5 tane alanda, yani yüksek gerilim işletme sorumluluğu, topraklama, 1 kilovolt altı topraklama, elektrik iş tesis denetleme ve asansör projelendirme mühendis yetki belgelerinin MBK bünyesinde ayrı bir sınavla yapılmasıyla ilgili bir faaliyet başlatıldı. Eski belge sahipleriyle ilgili bir geçiş süreci başlatıldı. 2020'ye kadar geçerli olan belgeler devam edecek. Yani 2020'ye kadar geçerli bir yüksek gerilim işletme sorumluluğu yetki belgeniz varsa bu belgeyi aynı şekilde kullanmaya devam edebileceksiniz. Bu sene içerisinde 1 Ekim'e kadar alınan belgeler de yine devam edecek. Önümüzdeki sene süresi dolanlar 2020'ye kadar uzatılacak. İşte 2018'de dolanlar yine 2020'ye kadar uzatılacak. 2020'ye kadar tanımlanmış bir geçiş süreciyle Elektrik Mühendisliği Personel Belgelendirme Kuruluşu da kurulmuş oldu. Bununla ilgili doküman hazırlık çalışmaları devam ediyor. O nedenle henüz akreditasyon başvurusu yapılmış değil. Bu personel belgelendirme kuruluşu bünyesinde işte sınav programlarının hazırlanmasıyla ilgili ayrı bir kurul var. Sınav sorularının hazırlanmasıyla ilgili bir kurul var. Değerlendirmeleri yapan ayrı bir birim. Şikayet itiraz komiteleri var. Hani sınava şikayet itiraz edilebilmesi için. Belgelendirme kararının alındığı bir birim var. Gözetim, yani belgenin sürekliliğini sağlamak için bu faaliyeti yürütüp yürütmediğini denetleyen bir ayrı bir bölüm var. Yeniden belgelendirme, yani gözetim sonrası yeniden belgelendirme ile ilgili bir birim. Tüm işleyişi kontrol eden bir tarafsızlık komitesi var. Ayrıca yine 17.020, 25, ISO 9001 benzeri bir kalite yönetim sistemiyle bir çalışma var. Şu anda 3 merkezde sınavlar yapılıyor. Ama buna işte Ankara, İstanbul, İzmir'in dışında Adana, Antalya, Antep, Samsun, Denizli, Bursa gibi merkezlerde sınav merkezi olarak eklenecek. Mümkün olduğu kadar sınav takvimleriyle eğitim takvimlerini birbirine yaklaştırarak hem ulaşım konaklamayı hem de
üyelerimizin belgeyi hızlı almasını sağlamakla ilgili bir 2017'de planlamamız var. Yani isteyen üyemiz ister eğitim Antep'te almış olsun, ister İzmir'de almış olsun, gidip İstanbul'da bir sınava ya da Trabzon'da bir sınava katılabilecek. Bununla ilgili bir kısıtlama olmayacak. Son olarak en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. SMM üyeler akreditasyon yapısının içerisinde nasıl yer alacaklar? Muayene kuruluşu ile ilgili çalışmalarda şu ana kadar biz çalışmalarımızı SMM üyeler, çağrıya dayalı üyeler, yani işsiz, emekli, kamu çalışanı olarak tarif ettiğimiz üyeler ve oda personeli aracılığıyla yürütüyoruz. Akreditasyondan sonra da ya da akreditasyon süreci işlerken, bu denetim sürecinde de biz aslında bu faaliyetleri yine aynı şekilde yürütüyoruz. SMM üyeler, çağrıya dayalı üyeler ve oda personeli aracılığıyla yürütmüş olacağız. Burada bir değişiklik olmayacak. Yani yine SMM üyelerimiz işte genellikle Taşra'da bu şekilde işliyor. Çağrıya dayalı üyeler İstanbul'da, Bursa'da bu şekilde işliyor. Yani işsiz olup günlük sigorta yaparak ölçüme gönderdiğimiz üyeler şeklinde, o da personeli yürüttüğümüz yerlerde de yine bu şekilde faaliyetler yürüyecek. Tüm üyelerle bir gizlilik ve tarafsızlık sözleşmeleri imzalanacak. Bu sözleşmeler imzalanmadan faaliyetler yürütülmeyecek. Burada SMM üyelerin bu çalışma içerisinde aynı şekilde faaliyetlerine devam edecekler. Tüm bu faaliyetlere katılan üyelere akreditasyon ve dokümantasyonla ilgili eğitimler verilecek ve buna göre faaliyetleri yürütmeleri istenecek. İkinci aşama aslında en önemli ve aslında sona geldiğimiz aşama olarak söyleyebiliriz. SMM üyelerin kendi müşterileri, yani odanın dışında kendi yaptıkları faaliyetler içerisinde eğer bir akredite rapor istenmesi durumunda SMM üyemiz ya kendi firmasını akredite etmek zorunda kalacak ya da başka bir çözüm bulması gerekecek. Birazdan bahsedeceğiz, işte bir akreditasyonun maliyeti yaklaşık 100 bin lira. Yani akredite kuruluş olabilmeniz için harcayacağınız emek, işte bununla ilgili eğer bir danışmanlık alacaksanız danışmanlık, akreditasyonla ilgili çeşitli başvuru ve denetim masrafları ile ilgili masraflar kabaca 100 bin lira olarak tarif edebiliriz. Bu 100 bin lirayı ya harcayıp akredite olacaklar ve akredite rapor verecekler ya da başka bir çözüm bulacaklar. Biz aslında başka bir çözüm bulmayla ilgili ne yapabiliriz diye çalışmaların içerisine girdik. Bu test ölçüm merkezi bünyesinde SMM üyelerin kendi müşterileriyle yaptıkları anlaşmalar sonrasında düzenleyecekleri raporları eğer akredite raporu olarak düzenlemeleri gerekiyorsa bunu odanın test ölçüm merkezi entegrasyonu çerçevesinde yapabilmelerini sağlayacak bir dokümantasyon, bir tarafsızlık çalışması, bir gizlilik sözleşmesiyle bu faaliyetleri yapabilmelerini sağlayacak bir mekanizmayı kurduk. Şöyle ki bir SMM üye kendi müşterisine bir akredite rapor düzenleyeceği zaman odanın sözleşmesi kapsamında raporunu hazırlayacak, kendi gereklerini sağlayacak, işte kalibre cihaz, dokümante edilmiş bir çalışmayı sağladıktan sonra odanın test ölçüm merkezi yazılımı üzerinden raporunu ve akredite rapor numarasını hazırlayacak. Bu raporlar oda tarafından kontrol edildikten sonra rapor akredite rapor olarak bir numara verilecek. Burada üyenin müşterisiyle, yani SMM üyenin müşterisiyle kurduğu para alışverişinde oda bulunmayacak. Yani SMM yine müşterisine fatura kesecek ama odanın akreditasyon yapısı içerisinde bu yapıyı tamamlayacak. Buradaki temel amacımız her SMM bürosunun, şu anda 4000 tane SMM'miz var. Bunların yaklaşık 1000 tanesi bu tür rapor faaliyetleri yürütüyor. İşte 2017-18'den sonra akredite rapor zorunluluğu geldikten sonra her SMM bürosunun akredite masrafı yapmaması için böyle bir mekanizmayı kurduk. Bu şu demek, yaklaşık işte bir SMM bürosunun 100 bin lira harcamasını engellemek için 100 bin çarpı 1000, işte yaklaşık 100 milyon TL'lik bir masraftan üyelerimizi kurtarabileceğimizi
düşünüyoruz. Hem de tüm test ölçüm süreçlerinin bir kontrolü, işte fiyat kontrolü gibi bir yapılanmayı da kurabileceğimizi düşünüyoruz. Son olarak sonuç olarak bahsedersek, akreditasyon, belgelendirme ve meslek alanımızı ilgilendiren tüm konularda genel kurul kararları ve odanın geçmiş mücadele birikimini gözeterek bir çalışma yürütmeye çalışıyoruz. Buradaki temel amaç mesleğimizi ve meslektaşlarımızı dışarıdan gelen neoliberal dalgaya karşı korumak ve birlikte mücadele gelenimizi sürdürmektir. Piyasanın tamamen kurasız işlemesine karşı yasadan ve üyemizden gelen gücü kullanarak mücadeleye devam edeceğiz diye sonucu bağlayabiliriz. Genel olarak akreditasyon, personel belgelendirme ve norm geliştirme merkezi ve SMM üyelerin bu konuyla ilgili bu mekanizmanın içerisine nasıl dahil olacağıyla ilgili kısa bir bilgi vermek istedik. Eğer sorularınız varsa şimdi yazarak alabiliriz. Yavuz Selim Bey, dokümanlara ulaşabiliyor muyuz dedi. Bu sunumu tüm katılımcı arkadaşlarla paylaşacağız. Başka bir doküman isteğiniz varsa onları da yazarsanız paylaşabiliriz ama 17.020 ve 25 standardını biliyorsunuz TS'nin telif hakları nedeniyle açıktan paylaşamıyoruz. Kemal Bey, bu akredite masraflarınızı SMM üyelere yansıtılacak mı? Yeni belgelendirme bedellerinin yüksek artış olmasını beklemeli miyiz? Diyor. Burada öyle bir niyet yok. Akreditasyon yapısıyla ilgili tüm masraflar oda tarafından karşılanıyor ama bunun SMM üyelere yansıtılmasıyla ilgili bir süreç yok. Ayrıca SMM üyelerin bu akreditasyon mekanizmasını kullanmasıyla ilgili de bir bedelleme çalışması yok. Sadece belki bir 10 lira 15 lira gibi üyelik belgesi bedeli gibi bir bedel öngörülüyor ama şu anda onunla ilgili de bir bedel çalışması yok. Uğur Bey, belgem 2019 sonuna kadar ama 2020'ye uzatılacak dedik. Evet, 2019'da geldiğinizde 2020'ye kadar uzatılacak. 2020'den sonra eğer akredite belge almak istiyorsanız akreditasyon sınavına girmeniz gerekecek. Şükrü Bey, topraklama ölçümü yapabilmek için üye SMM veya emekli ise topraklama ölçümü yapabilmesi için belge alacak mı? Bununla ilgili bu mekanizmanın içerisinde ölçümü yapacak üyelere gerekli eğitimleri test ölçüm merkezi verecek ve belgelendirecek. Ama siz dışarıda topraklama ölçümü yapıyorsanız ve bir yetki belgesi istiyorsa, ki bu da zorunlu değil, topraklama yönetmeninde böyle bir hüküm yok. Ama örneğin TS veya başka bir kuruluş yetki belgesi istiyorsa topraklama yetki belgesi, MİSEM yetki belgesi almanız gerekecek. EMO ölçüm kontrol muayene talepleri için bir havuz oluşturulacak mı? Oluşturulacak ise 4000 SMM dağıtımı nasıl olacak? Bununla ilgili zaten talep eden tüm üyelerimizi, SMM üyelerimizi bu havuzun içerisine dahil edeceğiz. Bunu da sıra usulü yapmak gibi bir niyetimiz var. Zaten rekabet koşulları nedeniyle 4000 SMM'nin tamamını, isteyen SMM'lerin tamamını havuzun içerisine dahil etmeniz gerekiyor. Cenk Tosun, kamu kuruluşunda çalışıyorum. Bu konuda A tipi belgesi olan bir kuruluş tarafından incelenmeden geçici kabul yapılmayacaktır şeklinde bir madde koyarsak yasal mevzuat açısından akredite olmayan bir kişi veya kuruluş haksız rekabet yapmış olur, rekabet olmuş olur mu?
Sonuçta şu anda gönüllülük esasına göre şu an A tipi akredite olunuyor. Akreditasyonun temel tanımında bahsettik. Evet, akreditasyon gönüllü bir çalışmadır ama siz kamu otoritesi olarak bir mevzuatta, şartnamede veya bir tebliğde akredite kuruluş tarafından yapılacaktır dediğinizde artık bu mevzuat tarafından aranan bir zorunluluk haline gelir. Gönüllülük esasından veya haksız rekabet kısmından çıkar. Bu artık mevzuat tarafından zorunlu hale getirildiği için rekabet kurulu kapsamına girmez. Örneğin asansörlerde bir haksız rekabete yol açan bir durum olmasını çıkaran da yönetmelik aslında. Mustafa Bey, akredite rapor düzenlemeninde gerekli olabilecek kalibre cihazı EMO'dan kiralamak mümkün olacak mı? Evet, zaten birçok birimimizde bildiğim kadarıyla cihaz olmayan SMM'lere bir tutanakla cihazlar veriliyor. Ama bir kiralama mekanizması kurulur mu? Zaman içinde bakmak lazım. Şu anda ciddi bir makine havuzumuz oluştu. Oradan kiralama mekanizması da kurulabilir ama ben kiralama yerine ödünç vermeyi daha doğru buluyorum. Hani sonuçta cihazı verdiğimizde üyemiz, eğer cihazı bir tutanakla verip düzgün şekilde alırsanız bence kiralamak yerine ödünç vermek terimini kullanmak daha doğru olabilir. Gülefer Hanım, bu uygulamaya geçiş ne zaman olacak? Yeni üyeden sistem kaydı için eğitimler demiş. Bu uygulamayı akreditasyon denetimi, yani akreditasyon numarası aldıktan sonra yapmayı planlıyoruz. Yazılımla ilgili kısım tamam. Biz doğrudan tüm üyeleri yazılım içerisinde tanımlayacağız. Zaten birçok gizlilik sözleşmesi, tarafsızlık sözleşmesi, rapor düzenleme ekranları tamamen yazılım bazlı kontroller, üst yazısı, barkodu, işte kare kodu gibi kısımlar tamamen yazılım üzerinden olacak. Örneğin Iğdır'dan yapılan bir rapor da Ankara'da onaylanıp akredite rapora dönüştürülebilecek. Eğitimlerle ilgili de bölgesel eğitimler, yani 17.020 ile ilgili akreditasyon ve doküman eğitimleri, yani bu faaliyetlere katılmak isteyen üyelere yönelik eğitimleri yapacağız. Sonra bu eğitimleri video kaydına alıp işte bu tür webinar benzeri çalışmalarla eğitimleri de yapmayı planlıyoruz. Çünkü herkesin her yere her zaman ulaşma şansı olmayabiliyor. Bir de biliyorsunuz bir misem.org.tr online eğitim bölümümüz var. Oradan da video bazlı eğitimler yapmayı da planlıyoruz. Tahminen 1-1,5 yıllık bir geçiş sürecinin sonunda sistem oturacak diye düşünüyoruz. Evet, çok sayıda soru yazılıyor, geliyor. Evet. Asansör örneğinde akredite olmak zorunlu diye biliyorum. Evet, zaten ben de Cenk Bey o örneği vermiştim. Kamu kurumlarının, kamunun koyduğu mevzuat veya şartnameler veya ihaleye çıkma gibi ihale dokümanlarında akreditasyon zorunluluğu getirmek bir rekabete aykırı bir durum oluşturmuyor. Çünkü bu konuda mevzuatı düzenlemekle ilgili otorite kamu. Yani kamu ben asansör alanında akredite kuruluş zorunluluğu istiyorum dediğinde bu bir rekabete aykırılık teşkil etmiyor. Asansörde 2012'den beri akreditasyon zorunluluğu var. Ama akreditasyon zorunluluğu olmayan bir alanda siz akredite olmak isterseniz bu gönüllü bir çalışma ama ya da piyasa bu konuda akredite kuruluş belgesi ararsa, örneğin ISO 9001 ilk çıktığı zaman hiçbir yerde zorunlu değildi ama Avrupa'ya bir ürün göndermeye çalıştığınızda veya Avrupa'da bir iş yapmaya çalıştığınızda sizden ISO 9001 belgesi istiyordu. Bu mekanizmayı piyasa yarattı. Yani ISO 9001 belgesi alma kısmını piyasa yarattı ama asansördeki mekanizmayı kamu kendisi yarattı ve dedi ki akredite kuruluş zorunluluğu istiyorum dedi. Ahmet Bey, SMM'ler oda üzerinden akredite olup bunu kendi özel ölçümlerine uygulayabilecekler mi? Evet, SMM'ler oda üzerinden akredite olmayacaklar aslında. SMM'ler odanın akreditasyon mekanizması içerisinde yer alacaklar ve kendi özel ölçümlerini yapıp
kendileri müşterilerine kendi faturalarını kesecekler ve odanın akreditasyon şartlarını sağlıyorlarsa akredite bir rapor verebilecekler. Akredite olmak için ilk önce SMM mi olmak gerekiyor? Biz SMM olan üyelerin akredite rapor nasıl düzenleyecekleriyle ilgili ikili bir mekanizma düzenliyoruz. Akredite olmak için bir şirket olmanız ve TÜRKAK'a başvurmanız şartları sağlıyorsanız gerekiyor. Akredite olmak için SMM olmak gerekmiyor. Ama odanın mekanizması içerisinde bir şirket olarak yer alacaksanız SMM olmanız gerekiyor. Bu sunumun videosunu mailde mi paylaşacaksınız veya nereden temin edebiliriz? Bunu misem.org.tr'de arkadaşlarımız Vimeo'ya yükleyecekler bu hafta içerisinde. Oradan izleyebilirsiniz tekrar. Sunumu da yine arkadaşlarımız maille size gönderecekler. Nisan 2017'ye uzatılan süreçte üyeler açısından bir problem olabilir mi? Tekrar erteleme olmazsa. Evet, Nisan 2017'de, 29 Nisan 2017'de bütün test ölçüm ve yani örneğin topraklama alanında test ölçüm, tesisat kontrol alanında test ölçüm yapan kuruluşlar, üyeler, serbest mühendisler Çalışma Bakanlığı'nın İSG katip sistemi üzerinde bir kayıt zorunluluğu var. Tekrar bir erteleme olur mu bilmiyoruz. Olabilir ama uzun vadeli planlamaları önce kayıt zorunluluğunu işleme almak, sonrasında da bu kayıt olan kuruluşların akredite olmasını istemek gibi bir niyet var. Bu da tahmin ederiz ki 2019 gibi hayata geçecek gibi görünüyor. Emekli mühendisler yine EMU üzerinden ölçüm yapabilecek mi? Evet, yapabilecek. Onları SGK mevzuatı gereğince çağrıya dayalı dediğimiz bir yöntemle sigortalayarak, yani emekliler için sosyal güvenlik destek primini ödeyerek görevlendirebileceğiz. Şu anda İstanbul'da örneğin emekli üyelerden ölçüme gidenler var. Özlem Kapıcı, akreditasyon kapsamında tanımlanan ölçümler için ölçüm yapacak personel de TÜRKAK tarafından atanıyor biliyorum. Tüm SMM'leri bu bağlamda akredite mi edeceksiniz? TÜRKAK sadece kuruluşu akredite ediyor. Personel atamasını, yani ölçümü yapacak kişi, kuruluş atamasını muayene kuruluşunun kendisi, yani burada örneğin EMO burada görevlendirmeyi yapıyor. Bu görevlendirmeyi de ölçümün niteliğine, yerine, gününe göre EMO kendisi belirliyor. Burada tüm SMM'ler dediğim gibi bizim akreditasyon havuzumuzun içerisinde zaten doğrudan SMM olduğu için olacak. Ben bu ölçümü yapmak istiyorum diyen SMM'lere muayene kuruluşu ile ilgili dokümantasyon ve ilgili standardın, yani 17.020 standardın temel eğitimleri verilecek. Bunlar ücretsiz olacak. Ve sonra da ben bu ölçümleri yaparım diyen üyeler de bu ölçümlerde görevlendirilecek. Şükrü Bey, topraklama sertifikası olmak zorunda mı? Evet, topraklama sertifikası bizim görevlendireceğimiz ölçümler için olmak zorunda olacak. Yani odanın bir ölçümüne kişi gidecekse şu anda da zaten zorunlu. Topraklama eğitimi almış şartını koyuyoruz. Topraklama ölçümleri yetkilendirme belgesi için eğitimlerden sonra sadece sınava girmek ve kazanmak yetiyor. Ayrıca akredite kuruluş olmak için 100 bin TL maliyetten bahsettiniz. Bu bedel senelik midir? Hayır, bu bedel senelik değil. Bu bedel tek seferlik bir bedel. Yani tahmini bir bedel bu. Sizin muayene kuruluşu akreditesi kapsamınıza bağlı. Biz 3 tane kapsam için bu kadar bir bedel öngördük. Ama siz kapsamı genişletirseniz maliyet biraz daha artıyor. Ayrıca her yıl için TÜRKAK'a bir TÜRKAK denetimleri var. Yani kontrol denetimleri var. Bunun için bir bedel ödüyorsunuz. Yaklaşık 10 bin lira civarında bir bedel bu. Ayrıca cironuz üzerinden de binde 6 TÜRKAK payı ödemeniz gerekiyor. Eğer akredite kuruluş olmak istiyorsanız. Topraklama ölçümleri için bir süre sonra dediğim gibi yetkilendirme belgesi yeterli olmayacak. Çalışma Bakanlığı artık bu tür ölçümleri yapanların akredite kuruluş olması zorunluluğu getirmesi gibi bir planlama var. Sunumun başında anlattım, aydınlatma ölçümlerinde şu anda öyle zaten. Elektrik mühendisi olup da başka akredite kuruluş adı altında hizmet verme söz konusu mu? Buna ilişkin düzenleme yaptırım var mı? Üyeleri EMO çatısı altında birleştirmek mi?
Üyelerimizin zaten bir kısmı başka akredite kuruluşlarının altında hizmet veriyor. Örneğin TSE'de üyelerimizin bir kısmı, hatta SMM üyelerimizin bir kısmı TSE'nin altında bu faaliyetleri yürütüyor. Buradaki bizim iki tane amacımız var. Bir tanesi mevcut yapımızı sürdürmek, yani üyelerin oda adına ölçüm yaptığı yapıyı sürdürmek. İkincisi de SMM üyelerinin ayrıca akredite olmadan bu faaliyetleri yürütebilmesini sağlayacak bir çatı kurmak. Evet, EMO çatısı altında bu faaliyetleri organize etmek gibi bir niyet var ama ikinci aşama dediğimiz, yani SMM üyelerin kendi müşterileriyle olan ilişkilerindeki para ilişkisine odanın karışması gibi bir şey söz konusu değil. Sadece onların düzenleyeceği raporları akredite rapor haline getirmek gibi bir niyet var. Bu akreditasyon olayı SMM'de ne kadar bir ek maliyet getirir? Sunumun şu kısmında var. Bir başvuru ve denetim yaklaşık 10 bin lira maliyet tutuyor. Bununla ilgili yani bu konuda eğer ISO 9001 konusunda bir çalışmanız yoksa, bu konuda herhangi bir tecrübeniz yoksa bir danışmanlık hizmeti almanız gerekiyor. Bunun için bir personel ayırmanız gerekebilir veya kendiniz uğraşacaksanız bunun bir emek maliyeti var. Kabaca da bir öngöremediğimiz giderler olarak düşünürsek yaklaşık 100 bin lira gibi bir ek maliyet getirmesi gibi bir durum söz konusu. Biz bu maliyeti SMM üyelerinin harcamaması için ne yapabiliriz? Aslında biraz ona kafa yorduk ve bu SMM üyelerinin 17.020 kapsamındaki mekanizmanın içerisinde odanın çatısı altında nasıl olabileceğini mekanizmasını kurduk. Muhtemelen önümüzdeki seneden itibaren işletmeye başlayacağız. Maaşlı olarak fabrikada çalışan elektrik mühendisi ölçüm yapabilecek mi? Kendi fabrikasınınkini şu anda yapabilir ama bir süre sonra iş müfettişleri geldiğinde bağımsız bir kuruluş raporu, örneğin akredite kuruluş raporu istemeye başlayacak. Ama onun dışında bir kısım birimimizde var. Vakti olan üyelerin çareye dayalı olarak ölçümleri yapabilmesini sağlıyoruz ama buradaki önceliğimiz işsiz üyelerin bu mekanizması içerisinde hem eğitimlerini alması hem ölçüm yapıp belli bir süre sonra ayrılıp yerine başka işsiz üyenin gelmesi gibi bir mekanizmayı işletmeye çalışıyoruz. Hem konu dışı hem de içinde kalarak EMO ve TUMAB'ın bağlı kuruluşlarının muhalif kimliklerinden dolayı sürekli altında olduğu bir dönem yaşıyoruz. Örgütlü olmak ve gücünü anayasadan almak mesleki varlığımızı devam ettirmemizi sağlıyor. Hem yasa değişikliği hem de örgütlüğü kırmak için sürekli çatışma yapılıyor. Bu örgütlüğün bir bedeli var ve SMM'ler olarak bunu karşılamaya çalışıyoruz. Eğitim ve belgelendirme ücretlerinin ve talep havuzu dağıtımının hakkari niyetli kullanımını talep ediyoruz. Bu konuda şubelerinde iyi denetimi şart. Bu konuda haklısınız. Biraz daha bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor ama bu denetim aynı zamanda üyelerin de denetimi anlamına geliyor. Hani genel kurullara daha çok katılarak, İşte birçok birimimizde test ölçüm komisyonu var. Oralara daha aktif katılarak bir tabandan denetim şeklinde sağlamak gerekebiliyor. Hani aksaklık yok mudur? Kesinlikle vardır ama düzeltmeye yönelik, örneğin bu yazılım içerisinde hangi üyenin ne kadar gittiğini de bir bağımsız raporlama şeklinde web sayfasında raporlamak gibi bir niyetimiz var. EMO akredite edeceği belge başına ne kadar belge alacaktır? Bununla ilgili bir bedel yok. Şu anda sadece örneğin üyeler kendi raporlarını odanın üst yazısıyla vermek isterlerse bir üyelik belgesi bedeli var, 15 lira kadar. Muhtemelen akreditasyonda da böyle bir süreç işleyecektir ama üyenin kendi müşterisine keseceği fatura ile ilgili herhangi bir düzenleme olmayacak. EMO tarafından yapılan hizmetlere ilişkin asgari ücretler tanımlanmış. Diğer akredite kuruluşlar tarafından yapılan hizmetlerde bu ücretlere uyuluyor mu? Buna ilişkin bir denetim yaptırım var mı? Bununla ilgili denetimi yapması gereken kuruluş TÜRKAK. TÜRKAK'a bu konuda başvurularda bulunuyoruz ama henüz bir sonuç alabilmiş değiliz. Hatta bu kuruluşlarda çalışanların mühendis olup olmadığı ile ilgili bile çok ciddi şaibeler var. Şu anda 160 tane muayene kuruluşu Türkiye'de aktif olarak çalışıyor. Bunların 40 kadarı bizim alanımızda faaliyet yürütüyor ama bu ölçümleri hangi uzmanların yaptığı ile ilgili bir kayıt bile
tutulmamış durumda. Bizim bu alana girmemizin nedenlerinden bir tanesi de aslında bu. Hani öncelikle buralarda bir mühendis çalışmasını sağlarsak asgari ücret ikinci aşamada gelecektir diye düşünüyoruz. Çok ciddi bir kuralsızlık var. Bu kuralsızlıktan aslında akredite kuruluşların kendi derneği var. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Derneği, UDDER diye. Onlar da çok rahatsızlar. Alanı düzenlemek için aslında biraz daha EMO aktif olarak çalışmanın içerisine giriyor. Dediğim gibi asgari ücret ikinci aşama. Öncelikle bu kuruluşlarda mühendis çalışıp çalışmadığını denetlemek ilk işimiz olacaktır. Soru yazan yok. Sanırım yeterli oldu. Benim e-posta adresim emre.metin@emo.org.tr. Arkadaşlarımız zaten dediğim gibi sunumu size gönderecekler. Sonrasında eğer sorularınız olursa yanıtlamaya çalışırız. Eğer Samsun'dan katılan üyemiz varsa yarın Samsun'da canlı olarak da bu sunumu yapacağız. Oraya da bekleriz. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.